Rus basını TB2'leri dilinden düşürmüyor. Marifetlerini açıkladılar. Kuzey Afrika'da Türkiye-İspanya ikilisine karşı nasıl bir oyun oynanıyor? ABD askerleri Suriye'de teröristlerin arasında görüntülendi. Yunan basını Türkiye-Katar askeri işbirliğini kaleme aldı. Uzmanlar, Türkiye'nin MMU projesinde Rusya ile yapacağı işbirliğinin detaylarını açıkladı. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Rus basını TB2'nin yerle bir ettiği sistemleri açıkladı. 44 gün süren ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan Karabağ zaferinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu süre boyunca ve sonrasında Rus basını zaferde büyük rol oynayan Bayraktar TB2'lerin marifetlerini yaza yaza bitiremedi. Son olarak Rus basını Bayraktar TB2'nin Rus kompleksi Avtobaza M'yi nasıl yok ettiğini yazdı. Haberde kimliği belirsiz bir birim Rus 1L-222M Avtobaza M kompleksini kullanarak Türk Bayraktar TB2 saldırı insansız hava aracının kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Ancak drone sistemlerine müdahalenin anlaşılmasının ardından kompleks imha edildi, ifadeleri kullanıldı. Türk tarafına göre 1L-222M Avtobaza M kompleksi Karabağ'da imha edildi. Ancak bu elektronik yürütme istihbarat kompleksleri resmi olarak Ermeni silahlı kuvvetlerinde hizmette değil değerlendirmesinde bulunan haberde, Karabağ'daki 44 günlük savaş sırasında Bayraktar TB2'nin marifetleri de sıralandı. Buna göre Bayraktar TB2'ler R-330P Piramit, Kovucu, Borisoglevsk 2 gibi elektronik savaş sistemlerinin ve Groza ailesinin komplekslerini yerle bir etti. Haberde geçen diğer ifadeler şu şekilde. Avtobaza M komplekslerinin Donbas'ta Türk saldırı uçaklarına karşı önlem olarak kullanılmasının düşünülmesi dikkat çekicidir. Ancak bu araçlar Türk insansız uçaklarına karşı savunmasızca, ikincisinin kullanımı tamamen anlamsızdır. Ancak bu araçlar Türk insansız uçaklarına karşı savunmasızsa, ikincisinin kullanımı tamamen anlamsızdır. Daha önce Rus 1L-222M Avtobaza M komplekslerini kullanan İran ordusu, Amerikan keşif kontrolünü başarıyla ele geçirdi ve İHA'ları vurdu. Öte yandan Rus basını, Rus S-400 hava savunma sistemi Türkiye'de başarıyla kopyalandı dedi. Türk Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir, yerel düzeyde siperin menzil ve irtifa bilgisi konusunda özellikle bakanlık ve ordunun onayıyla bir yaklaşımımız olacak ki bu tür bilgiler çok fazla olmasın. Türk hava savunma sistemi çok daha iyi olacak ve daha önce de söylediğimiz gibi adım adım S-400 hatta daha gelişmiş bir sisteme doğru ilerliyoruz dedi. Demir'e göre kompleksin geliştirilmesi aslında tamamlandı ve bu silahın prototiplerinin üretimi şu anda devam ediyor. Ancak bu arka plana karşı Türkiye, başka bir Rus S-400 hava savunma sistemi partisi satın almayı reddetme olasılığını düşünüyor. Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerine ilgi duymaması, Türk komplekslerinin gelişimini başarıyla tamamlamasıyla açıklanabilir. Bu, Ankara'nın sadece Rus teknolojilerini kopyalayıp kendi silahlarına uyguladığını kanıtlıyor ifadelerine yer verildi. Kuzey Afrika'da çılgın jeopolitik oyun. İspanya-Türkiye ikilisine karşı İsrail Fas'ı büyük bir bölgesel güç haline getiriyor. Basına sızan bir İspanyol istihbarat belgesi, Fas'la İsrail arasında yakın zamanda Fas'ı önemli bir bölgesel güce dönüştürebilecek yakınlaşmanın tehlikeleri konusunda uyardı. Arap Baharı'ndan bu yana geçen 9 yılda Cezayir, görece tarafsız bir duruş sergiledi. Ancak General Hafter'in faaliyetleri sonucunda Libya krizinin ortaya çıkışı ve Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin ardından Cezayir, Libya'da Türkiye ile birlikte çalışmaya başladı. Türkiye'nin Libya ile ilgili planlarında Cezayir'in önemli bir rolü var. Cezayir'in 2020'de 4.2 milyar dolarlık işlem hacmiyle Mısır'dan sonra Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağı olduğu belirtiliyor. Her iki taraf da 2021'de Mısır'ı geçerek ticareti 5 milyar dolara çıkarmak istiyor. Cezayir'e 3.5 milyar dolar yatırım yapan Türkiye, hidrokarbon sektöründe de Fransa'dan da daha büyük bir yabancı yatırımcı konumuna geldi. Cezayir'de faaliyet gösteren 1200'den fazla Türk şirketi, inşaat, tekstil, çelik, gıda ve enerji sektöründe faaliyet göstermektedir ve 10.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Türk iş adamları yakın tarihte Cezayir'in çeşitli yerlerinde 4400 sosyal tesis ve konut inşa etmek için 1.2 milyar dolarlık bir sözleşme yaptı. Ancak bir süredir Cezayir'in komşusu Fas'la sıkıntıları var ve diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi. Cezayir, Batı Sahra'daki Polisario cephesinin bağımsızlık hareketini desteklerken,
Fas eski İspanyol kolonisini kendi egemen bölgesi olarak görüyor. %80'i Fas tarafından kontrol edilen Batı Sahra, Atlantik'te geniş fosfat rezervlerine ve zengin balıkçılık alanlarına sahiptir. Cezayir, bölge için tam bağımsızlık isteyen ve 1991 Ateşkes Anlaşması'nda öngörüldüğü gibi Birleşmiş Milletler denetimli bir referandum çağrısında bulunan Polisario cephesine uzun süredir ev sahipliği yapıyor ve destek veriyor. ABD'nin Fas'ın bu bölge üzerindeki egemenliğini tanıması karşılığında Fas ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin İbrahim Anlaşması ile normalleşmesi, Filistin davasının vazgeçilmez destekçisi olan Cezayir ile gerilimi tırmandırdı. Fas ve İsrail, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Rabat ziyareti sırasında güvenlik ve istihbarat işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Cuma günü Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lammara açıklanan Fas-İsrail Savunma Anlaşması'nı kirli askeri ittifak olarak nitelendirdi. Afrika'da barış ve güvenlik konulu seminer sırasında açıklamalarda bulunan Lammara, bu kirli ittifakla bağlantılı olarak Faslı yetkililer tarafından atılan her adım, Cezayir ve Fas halkını daha da yabancılaştıracak, dedi. Lammara, Fas-İsrail ittifakının dokunulmaz haklarından mahrum bırakılan mazlumları görmezden gelerek yönlendirilen iki yayılmacı bölgesel güç arasındaki benzerliği yansıttığını söyledi. Daha önce hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatan Fransa ile büyük bir mücadeleye giren Cezayir'in, birkaç gün önce Cezayir donanmasının bir İsrail denizaltısını uluslararası sulardan çıkardığı ortaya çıktı. Cezayir Ulusal Donanması, geçen hafta Cezayir uluslararası sularının sınırları yakınında bir İsrail denizaltısı Dolphin tespit etti, onu kovaladı ve bölgeyi terk etmeden önce onu yüzeye çıkmaya zorladı. İsrail-Fas yakınlaşmasından endişe duyan bir diğer oyuncu da İspanya. Sama Haber Ajansı'nın Cuma günü bildirdiğine göre, bir İspanyol istihbarat belgesi, Fas'la İsrail arasında yakın zamanda Fas'ı önemli bir bölgesel güce dönüştürebilecek yakınlaşmanın tehlikeleri konusunda uyardı. İspanya, İsrail'le Rabat'ın yüksek teknolojili askeri teçhizat elde etmesine izin verecek bir savunma anlaşması sayesinde Fas'ı Akdeniz kıyısında bölgesel bir güç haline getirmekten endişe duyuyor. İspanya, İsrail ile Fas arasındaki askeri anlaşmadan endişeli. Çünkü Fas'ın kuzeyinde İspanya'nın Ceuta ve Melilla olarak adlandırdığı Fas şehirleri, Septa ve Melilla yakınlarında bir İsrail askeri üssü kurulmasını öngörüyor. İspanyol gizli servisleri tarafından hazırlanan belgenin gizli tutulması gerekiyordu. Ancak İspanyol halkını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek için İspanya tarafından sızdırıldığı belirtiliyor. ABD askerleri Suriye sınırında teröristlerin arasında görüntülendi. Neye hazırlanıyorlar? PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD-YPG'ye destek veren ABD ordusu, bölgedeki varlığını ve kuvvetlerini artırıyor. Bölgeye hemen her fırsatta askeri sevkiyat gerçekleştiren ve maddi olarak terör örgütünün finansörlüğünü üstlenen ABD'nin, bölgedeki faaliyetlerini AFP görüntüledi. Türkiye sınırının hemen yanı başında kapsamlı faaliyetler gerçekleştiren ABD'nin, bölgedeki devriye faaliyetleriyle yapılanmaları kameralara yansıdı. YPG'li teröristlere binlerce tırlık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden ABD askerlerinin bulunduğu konum, Haseke'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alan bölge. Türkiye sınırına 5 kilometre mesafe uzağında bulunuyor. Bir başka deyişle ABD ordusu, Türkiye sınırının hemen bitişiğinde askeri faaliyetler gerçekleştiriyor. AFP foto muhabiri Delil Süleyman, Malikiye'de devriye gezen ABD askerlerini fotoğrafladı. Fotoğraflarda ellerinde silahlarıyla tam teçhizatlı bir vaziyette yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarpıyor. Yunan basını, Katar devasa bir Türk askeri üssüne dönüşüyor. Caydırıcı yetenekleri en üst düzeye çıkarmak için Türkiye-Katar işbirliği yapıyor ve Katar devasa bir Türk üssüne dönüşüyor. Bu yorum Yunan basınına ait. Yunan medya organı Pentapostagma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-7 Aralık'ta Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaret ele alındı. Haberde şu ifadelere yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Başkanlığı'nda Doha'da ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek stratejik komite toplantısında ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirecek ve işbirliğini derinleştirmek için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca konsey vesilesiyle ikili ilişkilerin sözleşme alanına önemli katkı sağlayacak çeşitli anlaşma ve mutabakat zaptı imzaları da atılacak.
Ziyaret, Türk Parlamentosu'nun Dışişleri Komisyonu tarafından kabul edilen ve Türkiye'de kalıcı olarak konuşlandırılan 36 savaş uçağı ve 250 Katar askerini onaylayan uluslararası bir anlaşma sonrasında gerçekleşti. Uluslararası bir anlaşma sonrasında gerçekleşti ifadeleri kullanıldı. Anlaşma ayrıca Katar'ın son teknoloji savaş uçaklarının gerektiğinde ortak düşman operasyonları için tam donanımlı olacağını da belirtiyor. Anlaşmanın bir başka maddesi Katar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Türk askerinin Körfez Devleti'nde konuşlandırılması için gereken tüm imkanları sağlamasını içeriyor. Böylece Katar esasen devasa bir Türk askeri üssüne dönüşüyor. Yunanistan için öncelikli sorun Türkiye'nin Mirage 2000'i 1990'larda Mısır Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikatlarda öğrendiği gibi Rafael'i de Katarlılardan iyi öğrenecek olmasıdır. Ayrıca Katar nakliye uçağı filosu dünyanın her yerine ulaşım için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunuldu. Anlaşmanın mecliste kabul edilmesi halinde bu personel ve savaş uçakları Türkiye sınırında çıkacak bir savaşta yer almak için hazırlanabilecekler ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile basın toplantısı yapan Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor, dedi. Türkiye, MMU projesinde Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacak? Rusya'nın Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nin direktörü Dmitri Shugayev, Kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağını geliştirmesine yardım etme konusunda görüşmeler yürüttüklerini söylemişti. Peki Türkiye'nin en önemli savunma sanayi projesinde Rusya ile işbirliği mesajı ne anlama geliyor? Savunma sanayi araştırmacıları Kadir Doğan ve Anıl Şahin konuyu değerlendirdi. Kadir Doğan, birçok anlam içeren bir açıklama, hem teknik hem politik hem de uluslararası ilişkiler açısından çeşitli anlamlar barındırıyor diyerek şunları ekledi. Teknik açıdan bakarsak Türkiye'nin havacılık alanında birçok noktada ciddi kazanımları, kabiliyetleri ve birikimleri olmasına rağmen bazı alanlarda hem teknik altyapı hem de tecrübe eksikliği mevcut. Rusya ise havacılıkta köklü geçmişi olan birçok uçak tasarımı yapmış, bu alanda geçmişten günümüze tanınmış birçok başarılı bilim insanına sahip bir ülke. Türkiye'nin tecrübe eksikliği olan alanların birçoğunda Rusya ciddi bir bilgi birikimine sahip. Bu alanların başında sıkıştırılabilir akışlar, ses üstü akışlar, aeroakustik, aerotermodinamik gibi akışkanlar mekaniği ile ilgili alanlarla hasar teorisi gibi bazı mekanik alanlar ve bunların test geliştirme altyapıları geliyor. Burada saydığım alanlar daha çok bilimsel, teorik alanlar. Diğer alanların birçoğunda Türkiye'nin yeterli altyapısı mevcut. Mevcut olmayan tarafların birçoğu da BAE Systems desteğiyle elde edebilecek kabiliyette. Sözünü ettiğim eksikliğin olduğu anların hepsinde Rusya ciddi bir teknik altyapıya sahip. Hatta bu alanların birçoğuna damga vurmuş bilim insanları, Rus bilim insanları. Bu alanlarda yapılacak işbirliği hem Türkiye'ye çok ciddi bir kabiliyet kazanımı sağlamış olur hem de bu alanlarda bir altyapının oluşmasına imkan sağlar. Türkiye'nin aviyonik sistemlerde yeterli kabiliyeti olduğunu ifade eden Doğan, Türkiye motor konusunda yeni yeni kabiliyet kazanan bir ülke. Turbojet ve turboşat motorlarda bir tecrübe ve bilgi birikimi oluştu. Ancak henüz turbofan motorlar konusunda, özellikle 5. nesil turbofan motorlar konusunda bir tecrübesi bulunmuyor. Rusya'nın ise özellikle Su-57 ile birlikte burada bir kabiliyet söz konusu. Ürün bazlı işbirliği yapılacaksa muhtemelen bu motor konusunda olacaktır diye düşünüyorum, diye de ekledi. Anıl Şahin ise MMU'nun bloklar halinde geliştirilen bir savaş uçağı olduğunu belirterek şunları kaydetti. Bloklar halinde geliştirmenin anlamı da uçağın zaman içerisinde daha üstün kabiliyetlere sahip olacak olmasıdır. Her yeni blokla birlikte uçakta kullanılacak kritik parçaların yerlilik oranının da artması hedefleniyor. Tabii savunma sanayi alanında teknoloji kazanımı genel itibariyle Ar-Ge yatırımı veya teknoloji transferi ile oluyor. Ar-Ge oldukça zaman ve maliyet isteyen bir konu. Teknoloji transferi ise maliyet isteyen ancak yapılan anlaşmaya göre zaman açısından daha avantajlı olan bir model. Tabii bu modelde ülkeler arası ilişkilerin önemi de büyük. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.